sevgili seyirciler. Bir Ümit'le Sağlık Dakikalar programına daha hoş geldiniz. Bir hafta sonunda sizinlerle beraberim. Ekranlarınızdayım. Bu hafta özellikle sağlıklı yaşam, sağlıklı yaşam önerileri, çeşitli gıda önerileri, elimden geldiğince size bu konularla ilgili bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Daha önceki programlarda hatırlarsanız bazı şeylerden bahsetmiştim. Özellikle çağımızın hastalığının obezite olduğundan ve çağımızın diğer bir hastalığının stres olduğundan, her ikisinin de özellikle stresin obeziteyi tetiklediğinden, obezitenin de stresin de belli bir süre sonra diyabeti tetiklediğinden bahsetmiştim. Yani şeker hastalığını tetiklediğinden bahsetmiştim. Bunun dışında doğuştan şeker hastası olan birçok birey de var ve bunların sayısında da aslında korkutucu bir şekilde giderek artış olduğunu görüyoruz. Bunda içinde bulunduğumuz, yaşadığımız ortam, tükettiğimiz gıdalar, çevresel etmenler, yine stres, bakın yine aynı şeyden bahsediyorum, stres, obezite, hep aynı şeylerin üzerine dönüyoruz belki ama bunlardan kurtulmanın, daha doğrusu kurtulmak demeyelim ama bunları minimuma indirmenin bazı yolları var mı? Var. Neler yapmak lazım, neler uygulamak lazım? Yine şunu söylediğimi de çok iyi hatırlıyorum. Eğer bir diyet programı oluşturacaksak ya da bir egzersiz programı oluşturacaksak, özellikle hipertansiyon hastası, diyabet hastası, insülin direnci hastası ya da hiperlipidemi, yani kolesterol hastası, yüksek kolesterol hastası, bunların hepsinde bunlar kişiye özgü belirlenmeli. Kişinin cinsine, kişinin yaşına, kişinin kilosuna, kişinin işine, kişinin vücuttaki yağ oranına, kas oranına, biliyorsunuzdur daha önce eğer diyetisyene gideniniz varsa aranızda, vücuttaki yağ oranını ve kas oranına bakarlar. Yağ ve kas oranına göre aslında siz kilo vermiş olabilirsiniz mesela bir sonraki randevunuzda ama siz yağdan değil kastan kaybetmişsiniz ya da yağdan değil vücuttaki sudan kaybetmişsinizdir. Biz mesela ilk hani söyleyeceğim şeylerden bir tanesi bu olsun. Biz sizin kilo verirken niye kişiselleştirilmiş programlar yapmanızı istiyoruz? Biz sizin mesela A kişisine uygulanan kişi çok güzel yağ kaybı yapıp kas kitlesinde artış yaparken A kişisine verilen program sizde yağdan değil kastan ya da yağdan değil vücut suyundan kayıp yapıyor olabilir. Dolayısıyla biz kişiselleştirilmiş programdan bahsediyorduk. Şimdi diyeceksiniz ki evet siz bunları söylüyordunuz. Peki bize bu programda o zaman herkes için genel geçer nasıl öneriler sunacaksınız? Ben sadece olayların çerçevesini çizmeye çalışacağım. İçini doldurmak, içiyle ilgili daha detaylı olarak bilgilendirmek, bu sizin gideceğiniz doktorunuzun işi ya da gideceğiniz diyetisyeninizin işi olacak. Ben genelde uymanız gereken genel geçer bazı kurallardan bahsetmek istiyorum. Örnek olarak söyleyecek olursam yine hipertansiyondan en son bahsetmiştik hatırlarsanız. Hipertansiyonda tuz oranından bahsetmiştik. Günlük 3 ila 4 gramdan daha fazla tuz tüketimini istemiyoruz. Özellikle biz zaten şöyle söyleyelim öncelikle. Hazır gıdalar çok fazla tükettiğimiz için bu hazır gıdaların içerisinde bizim istediğimizin de biraz daha üzerinde tuz olduğundan dolayı biz eğer normal yemek yiyeceksek, yani tencere yemeği yiyeceksek, tuzun sadece tencere yemeği hazırlanırken katılmasını, daha sonra sofrada katılmamasını ya da bir restorana gittiğinizde de aynı şey geçerli. Yemek masanıza gelene kadar tabii ki pişerken tuz katılabilir ama sonrasında zaten bu tuzun çoğu aslında buharla beraber uçuyor. Yani o kaynamasıyla beraber yemeğin, örnek olarak tencere yemeğini ondan dolayı verdim. Siz ama hiçbir şekilde eğer tansiyon özellikle konusunu ve kalp sağlığınızı düşünüyorsanız hiçbir şekilde sofradayken tuz atmamalısınız. Bunu biliyorsunuz Sağlık Bakanlığımız da yaptı. Birçok Sağlık Bakanlığı da bunu dünyada yaptı. Hatta bazı restoranlarda tuz masadan kalktı biliyorsunuz. Bu hep aslında tuz konusu tansiyon ve daha sonra bunu tetiklemiş olduğu diğer kalp rahatsızlıklarıyla beraber gittiği için çok önemli. Yani herkese verebileceğimiz genel geçer öğütlerden, genel geçer önerilerden bir tanesi bu. Bir diğeri hazır gıda tüketme konusu. Şimdi hepimiz ister istemez gün içerisinde hazır gıda tüketiyor muyuz? Tüketiyoruz. Şimdi öncelikle kendimizde şuna bakmamız lazım. Ne kadar hazır gıda tüketiyoruz?
Tabii ki biz nöbet tuttuğumuz, yani ben kendime örnek vererek söylüyorum. Belli bir programa bağlı olmadığımız için doktorlardan dolayı ve stres katsayımız yüksek olduğu için yeme düzenimiz maalesef çok düzensiz. Mümkün olduğu kadar ben bunu kendim adına söyleyecek olursam düzenlemeye çalışıyorum. Öncelikle şöyle bir liste çıkarmamız lazım. Gün içerisinde ne yiyoruz aslında? Aslında tek günde değil. Bir haftalık programda biz baktığımızda gün içerisinde ne yiyoruz? Sabah ne yiyoruz? Pardon. Öğlen ne yiyoruz? Akşam ne yiyoruz? Aralarda ne yiyoruz? Mesela öncelikle hiçbir diyet, ilk hafta için söylüyorum. Hiçbir ekstra şey yapmadan bir hafta boyunca pazardan ya da pazartesinden başlayarak ertesi hafta pazar ya da pazartesi bitecek şekilde, yani toplam 7 günü kapsayacak şekilde bir liste çıkarmakta fayda var. Hatta hep şöyle bir deyiş vardır. Bunu onunla bağlamak için söylüyorum. Bir kişi, yani çoğumuz çay içeriz Türk toplumu ve şekeri de kullanmayı severiz. Daha sonra arkadaşlardan bir tanesi ne kadar çok çay içtiğini ve şeker attığını göstermek için günde 10 bardak, 15 bardak, hatta 15 kupa içen birisine ne kadar çay içtiğini, ne kadar şeker tükettiğini göstermek için onu bir kap içerisinde, kavanoz içerisinde göstermiş. İşte sen bu kadar şeker tüketiyorsun deyince şekeri kesmiş. Bununla ilgili yapılan birçok örnek, bununla ilgili verilen birçok örnek, bununla ilgili anlatılan birçok hikaye var. Hastalarımız tarafından özellikle bize anlatılan. O zamandan beri şekerime çay atmıyorum gibi. Bir kere şeker alışkanlığımız yüksek bir toplumuz. Çay iç de yine aynı şekilde yüksek oranda tüketen bir toplumuz. Günde 4-5 fincandan, bardaktan pardon. Yani aslında artık kupaya geçtik. 4-5 kupadan fazla tüketiyoruz. Bunları mümkün olduğu kadar çaysız, şekersiz tüketmeye dikkat etmemiz lazım. Şimdi o 7 günlük diyet içerisinde baktığımızda, bunu onun için söyledim. Belki başta her gün o rutini takip edince bize çok aşırı gelmiyor ama sonradan baktığımızda, evet ben gerçekten bunları fazla yiyormuşum, ben bunları yemesem de olur diye diyetimizde gereksiz olan, bakın gerekli olan şeyleri demiyorum. Gereksiz olan fast food, yani hazır hızlı gıda, hazır gıda dediğimiz şeyleri diyetimizden ayıklamaya başlamalıyız. Ayıklamaya başladıktan sonraki bir haftada, yine diyetimize uyduğumuzdaki hafta için söylüyorum. Çünkü bu şöyle bir durum. Sizin önünüzde size göre bir diyet veriliyor. Hemen ilk günden itibaren bunu uygula deniliyor ama işin gerçeği maalesef böyle olmuyor. Kişi buna yavaş yavaş hem beynen hem de vücuduna adapte olması gerekiyor. 40 yıl boyunca her gün o diyeti tüketmiş olan bir kişinin 40 gün birinci 40 yıl birinci günden itibaren tümüyle o 40 yıllık alışkanlığını bir kenara atmasını tabii ki bekleyemeyiz. Bu bir süreç meselesi. Bu süreci ne kadar uzun tutacağınız ya da ne kadar kısa tutacağınız sizin elinizde olan bir konu. Onun için burada beyin gücü çok önemli. Kendimizi ikna etme gücü ve kendimizin sağlıklı yaşamak istiyorsak şayet neyi fazla olduğunu olmadığını kendimizin görmesi çok önemli. Yani birinin söylemesinden ziyade ben gene öneriler olarak söylüyorum. Diyetisyene gittiğinizde de bunu yapabilirsiniz ama ne yediğinizi, ne yemediğinizi o da size bunun için söylüyor. Bana ne yediğinizi, ne yemediğinizi günlük çıkarın diyor. Daha sonra getirin bakın diyor. Bakayım ben diyor ama o bakmadan önce bu listeyi çıkardığınızda diyetisyen randevunuz önce bir oturup bakın. Ben bu neyi ne kadar yiyormuşum? Mesela bu gece, mesela evvelsi akşam hamburger yemişim. Her hafta hamburger yiyorum ben ya. Bu hamburgeri yemesem olmaz mı? Bakın, hamburgerden kaybedeceğiniz, daha doğrusu vereceğiniz yaklaşık 300-350'ye yakın, tabii bu cinsinden işte boyutuna kadar değişen miktarlarda 200'den başlayıp 400 kilo kaloriye kadar değişen bir oranda her hafta bir gün yiyorsanız çok rahatlıkla ekstra kalori almamanız demektir. Eğer çok fazla şeker içiyorsanız çayınızı atmamanız size çok büyük artı sağlayacaktır gibi. Bazı değişiklikleri sizin özellikle görmeniz, yani birinin size söylemesinden ziyade, ve tabii ki bu önemli, diyetisyene gitmeyin diye bir şey demiyorum. Hatta gitmeniz yönünde teşvik de ediyorum pozitif yönde. Ama özellikle sizin bir şeyleri görmeniz, süreci değiştirmeniz anlamında çok daha kıymetli. Onun için öncelikle bunlara bakmanız lazım. Bir diğer yapılması gereken şey uyku düzeninin belli bir ritme oturtulması. Biz tabii ki şöyle bir bilimsel bilgi de var. Yaşla beraber uyku ihtiyacı azalıyor. Evet ama biz 6-8 saatin altında pek uyku istemeyiz günde. Yani
minimum 6-8 saat bir uykunun olmasını isteriz. Çok fazla uyku da yine vücut için kilo konusunda sıkıntılı ama ortalama olarak deliksiz uyunan bir 6-8 saatlik uyku her gün vücut için çok önemli. Fazlası da zararlı, az da zararlı vücut için. Özellikle kalp sağlığı açısından her ikisi de zararlı. Fazla uyku da obeziteyi tetikliyor. Az uyku da yine metabolizmayı değiştirdiği için belli bir süreçten sonra yine aynı yola çıkarmış oluyor bizi. Uykumuza dikkat etmemiz lazım. Peki işte onun için söylüyorum. Doktorla devamlı iletişim halinde kalmak bu açıdan çok önemli. Şimdi kişi diyor ki ben hostesim. Gece uçuşum da oluyor, gündüz de oluyor da pilotum diyor. Dolayısıyla ona şöyle bir öneride bulunabilirsiniz. Onun için kişiselleştirilmiş program diyorum her seferinde. Siz vakit bulduğunuz, işte uçuş saati kaç saat izin veriliyorsa, vakit bulduğunuz saati dinlenmeye ayırın. 2 saat arkadaşlarınızla belki sosyalleşebilirsiniz ama 6 saat dinlenmeniz lazım. Gibi özellikle de rahatsızlığı olan kişiler için diye söylüyorum. Yani ailesinde rahatsızlık olan ve ileride rahatsızlık çıkma ihtimali olan kişiler olarak söylüyorum. Yani bunu belki gece 10-12'de yatın, sabah 8'de kalkın ya da 6'da kalkın, 7'de kalkın gibi burada klasik bir şey olarak söyleyemeyebiliriz ama kişinin gün içerisinde o uykuyu alması lazım. Ve belli bir standarda da bindirmesinde fayda var. Ya da yine aynı şekilde söyleyeceğimiz şey, hayatınızdaki stres öğelerini saptamaya çalışın. Yani tabii ki ben durup dururken demiyorum ki stressiz bir yaşam. Keşke olsa ama hepimizin hayatında stres kaynakları var. Bunların ne olduğunu belirleyip bunlardan yavaş yavaş kurtulabileceklerinizden kurtulmaya çalışın. Minimum stres, minimum kalp riski, kalp krizi riski, yani koroner arter hastalığı riski, minimum hipertansiyon riski, minimum bunların hepsinin kombinasyonu olarak değerlendirebileceğimiz metabolik sendrom riski, ondan daha sonra da bahsedeceğim. Yani minimum risk, maksimum yaşam ve maksimum kazanç manasına geliyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Yine ailede olsun olmasın beslenme alışkanlıklarında posalı gıda tercih etmekte fayda var. Çok fazla protein tüketmek, çok fazla işlenmiş gıda, özellikle çok fazla et tüketmek, evet şöyle düşünülebilir, çok fazla protein alıyoruz. Çok fazla protein özellikle bizim kas kitlemizi artırmak açısından faydalı ama fazla miktarda alınan proteinin de özellikle etin de daha doğrusu hayvansal gıdanın da bitkisel gıdaya nispeten alınan hayvansal gıdanın da yine kanserojen etkisinin olduğu bugün artık bilinen bir gerçeklik. Çünkü çok fazla yine kolesterol, çok fazla yağ alıyorsunuz. Yine aynı şekilde onun pişerken ki geçirilen bazı süreçlerden dolayı çok fazla yine kanserojen alıyorsunuz. İşte çeşitli barbekü vesaire, şu bu kullanılan soslar. Yine aynı şekilde bağırsak alışkanlıklarınızda çok fazla az sulu, fazla katı gıdaları tüketmek bağırsak alışkanlıklarınızı olumsuz etkilediği için, ki şunu hatırlatmakta fayda var. Bağırsaklarımızdaki nöron sayısı beynimizdeki nöron sayısından fazla. Yani dolayısıyla kişi eğer bağırsakları rahat olmazsa, bağırsakları bir nevi mutlu olmazsa, kişinin kendisi de mutlu olmaz. Kişi kendisi de depresif hale girer. Dolayısıyla belli oranda her gün tuvalete çıkmak ve kabızlık ya da ishal periyotları yaşamamak, belli bir düzene sahip olmak da kişinin kendisini psikolojik olarak rahat hissetmesini sağlar. Bunu sağlamak için de işte belli bir ritim tutturmamız lazım. O da bizim biyoritmimizi sağlıyor. Yani daha fazla posalı gıda, daha fazla örneğin işte kereviz olabilir, pırasa olabilir, daha fazla sebze, daha fazla meyve tüketmek, daha az et ürünü tüketmek. Ben hiç tüketmemekten bahsetmiyorum. Haftada bir ya da iki porsiyon. Mesela bir porsiyon et olabilir, bir porsiyon deniz ürünü olabilir. Deniz ürünlerindeki fosfor da özellikle beyindeki ve nöronal gelişimde çok önemli bizim açımızdan. B12'den bahsetmiştik hatırlayacak olursak. Hayvansal gıdaları kestiğimizde B12 açısından çünkü çok ciddi eksiğimiz oluyor. Bunları hayatımızda belli bir yere oturtmamız için kendimiz öncelikle bir kendimizin tartması. Çünkü bizden daha iyi hüküm verebilecek ve düzeltebilecek başka kimse yok. Yani birincisinin söylemesi
Önemsiz değil, tabii ki önemli. Çünkü o kişi size yol gösterecek ama bu basit önerilerle stresinizin kaynaklandığı bazı faktörleri tırmanlayarak, gıdalarda bu basit önerileri biraz daha proteini azaltıp, biraz daha bitkisel ve sebzesel yani posalı gıdaları artırarak, biraz daha biyoritmimizi düzelterek, tuzu biraz daha azaltarak, biraz daha yürüyüşü artırarak, ama yokuşlu yerleri kastetmiyorum tabii ki, düz yürüyüşü kastediyorum. Önce günde 10-15 dakika şeklinde başlanır. Daha sonra 20 dakika, 25 dakika, 30 dakika şeklinde yine kardiyoloğunuzla görüşerek, tabii ki özellikle ileri yaşlarda direkt olarak kendisinin egzersize başlamasını önermiyoruz. Kardiyologla görüştükten sonra egzersizi de hayatımız için sokacak olursak, örneğin ikinci katta ofisimiz, eğer çıkabilecek durumdaysak merdiven kullanmak, asansör kullanmaktan daha iyidir diyerek kat çıkmak, biraz daha kas aktivitesi yapmak. Bunların hepsi biriktiği vakit, evet belki tek başına hepsi çok küçük, çok minik ayrıntılarmış gibi gelebilir. Ama bunlar gıda önerileriyle beraber, bunlar bu fiziksel diğer önerilerle beraber biriktiğinde, gerekirse verilecek çeşitli ilaçlarla da beraber birleştiğinde çok muazzam bir değişiklik yapacak. Belli bir süre uygulamaya başladıktan sonra artık bu sizin rutininiz haline geleceği için ilaçlara devam etseniz de etmeseniz de daha sonrasında hayatınızı bu şekilde devam ettireceğiniz için hem daha uzun yaşayacaksınız hem de uzun yaşamak tabii çok önemli ama bence bir o kadar da kaliteli yaşamak önem taşıyor. Hem kaliteli hem uzun yaşamak diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla bunlar benim size söyleyebileceğim hemen hemen herkes için kendi dahil olmak üzere geçerli olan altın kurallar. Bunların sadece bir kısmından bahsettik diyelim. Daha bunun gibi verilebilecek birçok örnek var. Daha sonraki haftalarda yine değineceğim inşallah. Ama dediğim gibi diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalple ilgili rahatsızlıklar varsa hiçbir şekilde atlamıyoruz. Rutin doktor kontrollerimize gidiyoruz. Rutin verilen egzersizleri, kişiye verilen özel egzersizleri, özel diyetleri, başkasına verilen diyetleri değil. Rutin uyguluyoruz. Rutin tahlillerimize gidiyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü kendimizi bu şekilde ancak biz belli bir raya oturtup, belli bir yolda kendimizi düzeltme, yanlış giden olayları düzeltip hayatımızı yola sokma, hayatımızla ilgili yanlış giden şeyleri yola sokma konusunda belli bir çaba göstermeye başlarsak o zaman her şey yavaş yavaş yoluna girmeye başlar. Bu benim size naçizane bazı önerilerim. Daha sonraki programlarda da yine bazı önerilerim olacak. Bu program için bu kadarı yeterli diye düşünüyorum sevgili seyirciler. Bu hafta sonunda bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana katlandığınız için teşekkür ederim. Ve daha sonraki programlarımızda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. İyi günler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.